Bugün Dursun Bey'e e, bilmiyorum Ergin'de okumuştur mutlaka bir yerlerde çünkü Beşiktaş'ı takip ettiği için sende de Bahçıyı, Galatasaray muhabirleri daha hakimler konuya hadsizlik etmek istemem. Dursun Bey'e Sayın Öz Bey'e bu bir aylık geçtiğimiz bir aylık süre çok diplomasi yapıldı gel Başkan oldu. Evet, evet. Bir çatı altında toplanalım. Hı hı. Herkes sizin yanınızda olsun. Ne yapması gerekiyorsa yapalım işte Ünal Bey'le görüşmeler oldu vesaire. Bir, Ciddi bir diplomasi oldu. Hı hı. Fakat bu dönem istememiş. Bakın bu dönem istememiş Dursun Bey. Ama sonra ne olur onu bilemem. Sanki. Ama bu beş aday. Beşi de e, Dursun Bey aday olsun çekiliriz vesaire gibi bir şey Demek. söylenmemiş. Ama... Ee, hani Yiğit Bey'in söylediği o duayenler işte abiler dediği Zaten o birleşme tayfa. çağrıları, birleşme girişimleri Işın Bey'in de söylediği gibi boşa çıkmış görünüyor şu anda. Evet. evet. Yiğit Bey'in söylediği hani derin Galatasaray ve kafa tasçı kavramları tabii bizim burada en azından benim kullanacağım kavramlar değil. Kendi e, bizzat beyanı ben olduğu için tabii var, tamam. beyanı olduğu için üzerinden konuşuyoruz. Söylemek istediği şey şu aslında değil mi? Liseli e, bir gelenek, kongre geleneği, bir de Liseli olmayan kongre üyelerinin geleneği. Aslında anlatmak istediği şey bildiğim kadarıyla bu. Ve bu bugünün meselesi değil senin söylediğin gibi. Ben hani 30-40 yıldır takip ederim sporu. Hep bu konuşulur zaten Galatasaray'da evet. liseliler ve liseli olmayanlar diye. Bu Yiğit Bey'in aslında seçimde işine diyorum. yarayabilir. Çok özür diliyorum. Aslında şöyle olmuş olabilir bence. Sonradan liseli olmayanlar eklendi. Önceden hep liseliler, liseliler vardı. çünkü. Tabii sonradan. Şimdi e, bu Yiğit Bey'in işine yarayabilir. Niye? Şimdi Eşref Bey oranın işte divan başkanlığı yapmış eski üyelerden bir tanesi lise geleneği. Burak Bey yine işte Faruk Bey'den hani aile yakınlığı ve Galatasaray lise doğru, geleneği. Doğru. Şimdi burada bir oy potansiyeli varsa lise oy potansiyeli Eşref Bey ile Burak Bey arasında bölünebilir bu oy. Bu dolayısıyla dışarıdanmış gibi görünen ya da dışarıdan ya da Mustafa Bey'in işte Abdurrahim Bey'in de içinde olduğu bir grupla şeye giren seçime giren Yiğit Bey'in aradan sıyrılmasının işine yarayabilir aslında bu. Ha, bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Yani Beşiktaş Galatasaray'da da bu kongreler, bloklar, blok oylar bunlar konuşulur ama bunlardan rahatsızlık varsa bunun önüne geçmenin tek yolu var. İkinci bir yolu yok. Tek yolu genel kurulları genişe, geniş tabana yaymak. Şimdi Barcelona gibi, Bayern Münih gibi, Benfica gibi 110, 120, 130 bin üyelerle seçim yapıp bütün manipülasyonları ortadan kaldırmak. Ona da çok razı olmuyorlar kulüplerimiz. Çünkü bizim olsun aman dışarı açılmasın. Ya şu an mesela Galatasaray Kongresi'nde yani 3500 civarında. O civarda deniliyor. O civarda. Zaten yani toplam herhalde 7000 civarında üye var. Yani milyonluk camiaların e, kaderleri ve gelecekleri yani genel kurullar üzerinde çok dar çerçevedeki genel kurullar genelde ki ben çok saygı duyuyorum. Hayır genel kurul iradesine saygı duyarım. Hani başkanı haksızlık yapıldı mı? Adnan Polat'a Dursun Özbey. Hayır. Niye? Zaten o genel kurullar oraya seçti onları. Aynı genel kurullar seçmedi. Dolayısıyla seçerken haklılık olup da seçmediği zaman haksızlık olmaz. Eee Dediğim gibi yani bunu geniş tabanlara yayabilirlerse bu manipülasyonlar ortadan e, kalkar. kalkar. diye düşünüyorum. Hayır şöyle olmaz mı? Diye? Özür dilerim Aykut. Estağfurullah. Şimdi mesela Fenerbahçe'de Aziz Başkan'ın Ali Başkan'a kaybettiği seçim sonrası şöyle konuşmalar oldu. Aziz Başkan kendi kuyusunu kazdı. Bu, bu kadar üyeye kendisi yol açtı, zemini hazırladı. Ama o üyeler Ali Koç'u tercih etti. Ki Fenerbahçe'de yaklaşık 20 bin oy kullanıldı. Hatta 20 binin üstüne çıktı herhalde. 16 bin küsüre, 4 bin küsür civarında. Ama bu bile aslında komik bir rakam. Neden komik bir rakam? 20 bin oy kullanıldı diyorsun. Ama konuşurken 25 milyon taraftarı var diyorsun. 25 milyon taraftar veya 20 milyon, 30 milyon. O da başka bir tartışma konusu. Çünkü üç büyük kulüp diyor ki bizim 25 milyon taraftarımız var. 75 milyon. Ülke 80 milyon. Evet. Başka takımın bu tarafları yokmuş gibi. Her şunu söylüyorum. O rakamların güncellenmesi lazım. E, rakamların artması için herkese yani tabana, tabana yayılması bir şey lazım. yapmanız lazım. Çünkü koskoca Galatasaray Kulübü'nün başkanı 3500 4000 oyla belirlenmemeli. Evet. Şimdi tabi az kaldı seçim. Hani çok da fazla isimler üzerinden gittiğimizde e, seçimi de manipüle etmeme adına ki diğer e, adaylar da e, A spor ekranlarına gelecekler. Pay der pay yarın cumartesi ana haber bültenine katılacaklar. Hani en azından e, icraatlarını e, ulusal bir kanalda e, Avrupa'ya ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayın yapan A spor ekranlarında anlatacaklar. GSTV'de döndükçe. TVde para. Evet 500 TL. <laughs> Ya o çok doğru bir tavır değil o. Burak Bey orada çok doğru bir tavır gösterdi. Diğer adayların tepkisini görmedim. Eminim onlar da bir şeyler söylemiştir ama ne dedi? 1 milyon lira ben amatör branşlarda harcanması kaydıyla açık çeki bırakıyorum. Şey kapalı çeki bırakıyorum. Kim seçilirse seçilsin o bu 1 milyon lirayı amatör branşlara kullansın. Ben de o ayına çıkmıyorum. Dedi. Bu arada Burak Elmas lisede değil. Öyle bir şey söylemiyorum. Yok yok. Ben hani Sen, e, ben şey. Şöyle o gelenek hani tamam. Faruk Bey'den anladın Hı. mı? Faruk Bey liseli mi değil mi bilmiyorum ama sanki böyle lise değil. tayfasına, liseli tayfaya daha Aha, yakın gibi bir şey var. Sonuç itibariyle İmaj. E, hassas bir süreç. On, e, tabii Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta e, iki arkadaşım da uzman oldukları için hani Galatasaray konusunda özellikle seçim meselesinde hem Ergin hem Mehmet Emin Uluç elbette temkinli yaklaşıyor arkadaşlarımız. E, bu noktada e, galiba beklemekte fayda var ama. En azından büyük bir soru işareti şöyle ortadan kalktı. Necati Ateş, Selçuk İnan takımı topluyorlar. 14 Haziran'da Florya'da. Işte tatilden döndü oyuncular elbette ki testleri yapılacak vesaire. Sonrasında e, biliyorsunuz sevgili seyirciler transfer dönemi de bir hafta ötelendi. 17 Haziran'a çekildi ve e, 7 ya da 8 Eylül tarihinde evet. bitecek. Bu noktada tabi Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlaması konusunda da bir karara varacak ki hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlar ona göre hareket edecek. Şimdi Galatasaray'da da diyorlar ki neden bir kırmızı vermiyorsunuz? Şu anda e, en büyük kırmızı bence kongre. Başkan kim olacak? Çünkü ondan sonra yavaş yavaş yol haritası belli belli olur Galatasaray'da. Kim seçilirse seçilsin ama seçilenin de işinin çok zor olduğu bir e, net dönem bekliyor Galatasaray. Şu, ben iki kere şöyle bir ifade kullandım. Galatasaray başkan seçilecek ama kaybeden Galatasaray olacak dedim. Neden söyledim bunu? Çünkü mevcut şartlarda beş tane aday var. Ha ben yanılabilirim, şöyle yanılabilirim. Adaylardan bir tanesi alır başını gider 1500 oyla falan gelir. O zaman başka bir şey söyleriz ama görünüyor ki çok kafa kafaya korakor bir yarış olacak. Yani. 600 lerle, 700 600'lerle, 700'lerle, 750'lerle falan bir başkan seçilirse ondan sonraki süreç çok da sakin geçmeyecek gibi geliyor. İnşallah ben yanılırım bu arada. Ben herhangi bir kulübün kaos ortamında olmasını istemiyorum. Aksi de bir an önce başkan seçilsin. En güçlü isim başkan olsun. Herkes de ona destek olsun. Galatasaray bir an önce yönetimini belirlesin. Hocasını belirlesin. Hemen hazır olsun ki Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor zaten. Erken açıyor Galatasaray. Evet. Hayır hayır. Erken açıyor meselesi Avrupa'da Türkiye temsilcisi i̇şte biz bugün ne konuşuyoruz? Önümüzdeki son şampiyonlar ligi ne olacak? Zaten bu kafalar yüzünden işte sen zayıf kal, sen de zayıf kal, ben bir şey yaparım ama ben de yapamadım. Seneye hiçbirimiz bir şey yapamayız'a geldik zaten. 14'ünde sezon açacak değil mi evet. Doğru. Bir şey Galatasaray'da kongreleri çok ilginç bir şekilde öngörülemeyen kongreler. Çünkü orada Mustafa Bey sürpriz olarak çıktı kabul edelim ki. Bugün, %60 hazırım dedi. Kendisine sürpriz evet, oldu. Evet, yani. sürpriz oldu. Mesela Aziz Bey'in döneminde üye yapılan insanların Ali Koç'u seçmesi bir kongre için iyi bir şey. Çünkü en azından mesela yarın öbür gün mesela Ali Bey döneminde üye olan insanlar da işlerin yanlış gittiğini görürse yeni çıkan bir odaya adaya hür iradeleriyle sırf ben onun döneminde onun imzasıyla üye oldum demeden hür iradesiyle oy kullanabilmesi her kulüp için iyi bir şeydir bu arada. Ee, onu bir kere söyleyelim. Ha, öbür taraftan dediğim gibi yani şu an belki Burun ucuyla sivrilen, sıyrılan adaylar var ama e, çok net olarak ön plana şu çıkıyor diyebileceğimiz yok, yok. sadece ben değil bunu mesela Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşlar da net olarak Peki. söyleyemiyorlar. Şu diğer adaylar ne konuşacaklar Aspor spor ekranlarında onu da e, konuştuktan sonra diğer adaylar da elbette daha sağlıklı yorumlar yapabilir.